Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Eskişehir'de İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Amasya il başkanlarının da katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan SES Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Bilgen, Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı ile yaptığı anlaşmayı değerlendiren ve CHP gençlik kollarının duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı fotoğrafları alıntılayarak "Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" şeklinde paylaşım yapan Ümit Özdağ da değindi. Ayhan Bilgen, Özdağ'ın sert politikalar izleyebileceğini ve mülteciler üzerinden bir takım provokasyonlara zemin oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. MYK'mızda ve il başkanları toplantımızda seçimin ikinci turunu değerlendirdik ve bu süreçle ilgili sizlerle çok kısa toplantımızın sonucunu paylaşmak üzere buluştuk. Büyük eğilimimiz, arkadaşlar, büyük çoğunluğumuz, yani toplantımızda Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiği yönünde irade beyanında bulunmuştur. Biz kapalı kapılar ardında siyaset yapan ya da aramızdaki farklılıkları yok sayan, görmezlikten gelen bir particilik anlayışını doğru bulmuyoruz. Manipülasyon yapmıyoruz. Bütün açıklığıyla kendi eğilimimizi yansıtıyoruz. Ama bizi takip edenler, parti üyelerimiz, gönüllülerimiz gayet tabii yine özgür iradeleriyle kendi tercihlerini yapacaklar. Bunun da altını çiziyoruz. Biz her türlü karara saygı duyuyoruz. Her türlü tercihi de önemli görüyoruz. Ama değerli arkadaşlar, biz bir muhalefet partisiyiz. Ne bu iktidarın geçmiş uygulamalarının tümünü savunan bir yerdeyiz, ne bir işte koltuk hesabıyla bir ilişki ve böyle bir arayışın içerisinde olduk. Ve biliyoruz ki 29 Mayıs itibariyle seçimi Erdoğan kazandığında biz Erdoğan'a muhalefet ederek yolumuza devam edeceğiz. Teci karşıtlığının yani bu kadar... Yani böyle bir üslupla belgeye yazılı dökümana bağlanarak ortaya konmuş olmasıdır. Yoksa herkes kendi tercihiyle Sinan Oğan'da, başka isimlerde istedikleri ittifakta yer alırlar. Biz onları kritik etmek için söylemiyoruz. Hem Ümit Bey'e hani iktidar ne vaat etmiştir, ne taahhüt etmiştir, Ümit Bey ne talep etmiştir Zafer Partisi adına bilmiyoruz. Yani dışarıya bir mülteci tartışması ile ilgili bir şey yansıdı. Başka iddialar da var. Talep edilen bakanlıklarla ilgili iddialar var. Biz bu iddialar, kulis bilgilerini bir şekilde ifade edemeyiz. Ama yani Ümit Özdağ'ın kendisi "Ben İçişleri Bakanı olduğumda böyle olacak" diye dün mesaj yayınladı değerli arkadaşlar. Şimdi Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nda mülteci politikasının yani nasıl olacağı konusunda bizim eleştirdiğimiz Süleyman Soylu'nun politikalarından daha sert, hatta çatışmacı, muhtemelen mülteciler üzerinden bir takım provokasyonlara zemin oluşma ihtimali çok daha yüksek.